izleyenler, bugün Erzurum'un Aşkale ilçesi Yeniköy mahallesindeki Hazreti Ömer Camisi'nin açılışında sizlerle beraber olacağız. Sevgili izleyenler, Yeniköy mahallesinde bulunan Hazreti Ömer Camisi Dernek Başkanı Mehmet Polat'la birlikteyiz. Öncelikle Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun, çok sağ olun, hoş geldiniz özellikle köyümüze. Kaç yılında başladınız bu camiye? Camimize, derneğimiz 2005 yılında kuruldu. Ben 9 yıldan beri camının dernek başkanıyım. Şu an yine dernek başkanı yürütmedeyim. Yeni camımızın... Tamamız 2011, 29 Ağustos çarşamba günü temelimizi attık. Şu anda 2014, 29 Ağustos Cuma günü açılışını yapıyoruz. Yani bir 3 yıllık serüvenden sonra. 3,5 yıllık aşamadan sonra camımız açılışa başladık. Böyle muhteşem bir eser ortaya çıktı. A'dan Z'ye şu anda camımız bitmiştir. Özellikle camımıza en çok katkı olan mesela kurumlardan Aşkale Belediye'miz camımızın temelini atmıştır. Diğer bütün siyasi yönlerimize para getmiştir. Camımızın tüm çevre düzenlerimizi hep yapmıştır Aşkale Belediye'miz. Yani kurumların içinde en çok camımıza yardım eden Aşkale Belediye'miz. Ayrıca bütün köylerim, iş adamlarımız, herkes bir yerlerden tuttu. Herkes bir yerden bir taş koydu. Özellikle köylerimizde, köyümüzün içerisinde, köylerimizden de Aşkale'de ve tüm Türkiye'de bulunan yani yeni köylüler dahil tüm köylülerden tanıdık insanlar hepsine buraya yardım yetmişendir. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz Mehmet Başkanım? Evet, buyurun. Bu caminin yapımında taşın altına elini sokan herkesten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Sizden razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Cami imamımız sizi de tanıyalım. Recai Küçük. Recai hocamız. Yıldır burada görev yapmaktayım. Eski camide görev yapıyordunuz. Eski camide. Şimdi yeni camide görev yapmak başka bir duygu herhalde. İnşallah burada da nasip oldu. Yeni camide yeni liklerle tazelenerek yeni camide inşallah bir zaman Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği sürece burada görev yapmaya çalışacağım inşallah. Peki Mehmet Başkanım, son olarak var mı söylemek istediğin bir şeyler? Son olarak söylemek istediğim ne? Özellikle bizi dinleyip ve seyreden Müslüman kardeşlerimden ve tüm herkesten Allah'ın kullarından bunlardan isteğim camımızın kıyamete kadar ayakta kalması için dualarını bekliyorum. Ve camımızda bol ibadet, cemaatli, halisli ibadet yapmamızı Cenab-ı Allah nasip etsin. Sizin buraya teşrif edip bizim bu güzel eserimizi halka göstereceğinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Başta Aşkale Belediyesi'ne, ondan sonra bizim köyümüzde başka yerlerde ikamet etmekte olan tüm bizi destekleyen, maddi desteklerini esirgemeyen ve başta dernek başkanımıza. Şimdi Mehmet başkanımızın bu işte emeği çok hakikaten. Evet. Ondan sonra halkımız bu işin elini bir tabiri caizse taşın altına koydu. Büyüğünden küçüğüne, maddiyatından maneviyatına. Uzaktan yakınından herkes yardım etti. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin hayrını Allah kabul eylesin. Böyle bir mübarek, mukaddes bir ibadethaneye bizi kavuşturdukları için herkese teşekkür edelim. Allah bir de son olarak Cenab-ı Hak'tan bir niyazım var. İstirhamım var ki Cenab-ı Hak bu camiyi cemaatsiz bırakmasın inşallah. Amin. Muhtarım. Özellikle ben bir dakika bir şey yapayım. Özellikle şöyle biz ayrılmaz üçlüyüz. Biz bunlar üçlü olarak biz bu işe başladık. Allah'a şükür. Edisiz kudusuz. Olur bazı ufak hatalarımız oldu ama kendi aramızda içerimize sindik ve bunu başardık üçlü olarak. Allah hepinizden razı olsun. Muhteşem üçlü diyebilir miyiz bunu? Muhteşem üçlü evet. Biz örnek insanları böyle şu içimiz şu Türkiye'de bir örnek olarak şu camiyi böyle muhale getirdik biz. Allah razı olsun. Evet. Muhtarım sizin duygu düşünceleriniz nelerdir? Vallahi benim duygu düşüncelerim ben buraya kimin emeği geçmişse muhtarımı biraz daha şöyle alalım ha. Her kimin emeği geçmişse, bize yardım etmişse ben onların hepsinden Allah razı olsun dilerim. Bize büyük destek verdiler. Biz de bunu yaptık, başardık. Allah herkesten razı olsun.
Selamünaleyküm teyze. Selam oğlum. Bugün Hazreti Ömer Camisi'nin açılışı var. Evet. Neler düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Allah hayırlı uğurlu etsin. Öncelikle bu köyde mi oturuyorsun? Evet, köyde oturuyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, cemaatini bol etsin. Yapanlara da Allah uzun uzun ömürler versin. Yardım edenlere Allah rahmet etsin. Amin. Allah kolaylık versin. Mehmet'e de Allah uzun ömürler versin. Çok çalıştı, çok çabaladı. Böyle bir şaheser ortaya çıkardılar ama değil mi? Ortaya çıkardı. Allah ona da uzun uzun ömür versin. Yardım edenlere de Allah uzun ömürler vere. Ölülerine hayır ola. Peki, Allah razı olsun. Yeni caminiz de köyünüze sizlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, cümlesine hayırlı uğurlu ola. Allah cemaatini bol ede. Uğurlu ola. Teşekkür ederim. Abla, öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün Yeniköy mahallesinde Hazreti Ömer Camisi'nin açılışı var. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Burada şu anda çok mutluyum. Burayı yaptıran kişi benim kayınbiraderim. Oo, maşallah. Evet, çok emek verdi. Çok gayret gösterdi. Gecesini gündüzüne kattı. Şimdi kayınbiraderiniz dediniz, Mehmet Başkan'dan bahsediyoruz. Evet. Halkımızda herkes, batıdan doğuya herkes çok katkıda bulundu. Taşın altına herkes elini soktu elini diyebilir soktu, miyiz? Soktu. Kayınbiraderim de her şeyi helalınca değerlendirdi ve böyle muhteşem bir şey yaptı. Cami yaptı. Allah yapanlardan razı olsun. Mutluyum. Gözlerinizden okunuyor zaten o heyecan, o duygu. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeyi, böyle bir güzel şaheseri bizlere kazandırdığı için. Ablamız, Yeniköy'ümüz halkından, İzmir'de iş adamımız Ömer Gündüz'ün kardeşi, Ahmet Gündüz'ün kızı. Kızı Sibel. Bu caminin yapımında emeği bir hayli fazla. Caminin yapımında en çok emeği geçip beni İzmir'de gidip de orada en fazla köylülerimizi buluşturup da camımız için şu ana gelmesine en çok katkı yapan Ömer Gündüz'ün yeğeni Sibel ablam. Onu ben evine kaldım. Şimdi bir saniye başkanım. Evet. Biz bu hikayeyi Sibel ablamızdan dinleyelim. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Vallahi siz, önce bir duygularınızı alalım. Çok güzel yani, ben bilmiyorum, Mehmet abi biz diyorduk hani nasıl bir cami her kaç 3 senede mi evet. Mehmet abi tamamlandı. Hani nasıl bir cami, biz geldik gördük vallahi ağzımız açıkta kaldı, şok öyle oldu. Bir şey beklemiyorduk, hayır kesinlikle beklemiyorduk, nasıl bir cami. Hani ben burada Yeniköy demiyorum, Aşkari demiyorum, Erzurum'da parmakla gösterecek bir cami o. Burada bulunduğumdan ben büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir gün. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Peki bizler de Allah uğurlu olsun. İnşallah cemaati bol bir cami olur. İnşallah. Evet. Cemaati bol olması için köyün daha bir güzel hale getirmesi lazım. Göçü engellemen lazım inşallah, Mehmet Bey. İnşallah. Özellikle ben Sibel ablama, benim için orada yatmazdı. Beni beklerdi ki gelsin Mehmet abi bir 12'ye 1'e kadar beklerdi ki gelsin, yine bir kahvaltısını yapsın, ondan sonra yatsın diye. Bu hizmetlerine de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle yine Hacı Ömer Gündüz'ü hiç unutmayalım. Teşekkür ederim. Benim haçlımı dahi verdi ki git hep yeni köyleri bul. Camının yardımı için toparla, gel camı yap. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün Yeniköy mahallesindeki Hazreti Ömer Camisi'nin açılışındayız. Evet. Biraz duygulusunuz herhalde, heyecanlısınız. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir ani. Mehmet Başkanımız, muhtarımız, hocamız, Allah bin kere razı ola, köyümüzün halkı, köyümüzün bütün İstanbul, İzmir, Bursa, her taraftan olan insanlar yardım ettik. Siz köyümüzü. Bu köyde mi oturuyorsunuz? Evet. Köyde oturacağım, hem de başkanla iyi konuşacağım. Yani kısacası bu caminin yapımında taşın altına kim elini soktuysa herkesten Allah razı olsun. Allah bin kere razı ola. Kadınlar, özellikle kadınlar, yüzükler, küpeler, her şeylerini feda ettiler camlarına. Maşallah. Peki bizler de Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Amin amin, Allah İnşallah razı olsun. Bol ibadetli bir cami olsun. Bütün an buradakilerin hep emekleri geçmiştir camiye. Kadınların, kızların, gelinlerin. Yani kolunuzdaki, parmağınızdaki evet, yüzüğü çıkarıp. Gelinler nişan yüzüğünü verdi. Maşallah. Evet. Sevgili izleyenler, Erzurum'un Aşkara ilçesindeki Yeniköy mahallesinde yapımı tamamlanan Hazreti Ömer Camisi'ne 7'den 70'e herkesin katkısı oldu. Nişanlı veya evli veya bekar genç kızlar, gelinlik kızlar ve anneler, ablalar kolundaki bilezikleri çıkararak bu caminin yapımında
kullanılması için. İşte evlatlardakiler, bütün Türkiye'de olan Yeniköy'den giden kişiler herkes yardım etti. Olmayanlar da yardım etti köy. Rahmanirrahim. Her şey yolunla başlar, diner onunla yaşlar. Her şey yolunla başlar, diner onunla yaşlar. Kurtlar kuşlar açlar, zikreder dağlar taşlar. Kurtlar kuşlar açlar, zikreder dağlar taşlar. Ne bitmez bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet. Ne bitmez bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet. Bismillah da gizlidir, buluruz onda halvet. Biz de söyleriz daim, o ne büyük bir devlet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şimdi de teberrüken kısa bir Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ankara Hacı Bayramıveli Camii İmam Hatibi Baş İmam Hatibi Hafız Ahmet Karar hocamızı huzurunuza davet ediyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله وأقام الصلاة
Çatısı altında toplanıp ibadetin huzur ve coşkusunu paylaştığı mekanlar, beşikten mezara kadar herkesin ilim öğrenebildiği merkezlerdir. Yeniköy halkı da bugün bir cami yapmak ve içinde huzurla ibadet etme bahtiyarlığına erişmiş bulunmaktadır. Bu caminin yapımında emeği geçen, maddi ve manevi yardımları olan tüm hayır sahiplerine şükranlarımı sunuyorum. Camimizin mahallemize, ilçemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın İl Müftüm, protokolümüzün kıymetli mensupları, kıymetli misafirlerimiz, Erzurum'dan, Başdere'den, ülkemizin değişik yerlerinden köyümüze teşrif edip cami açılışına katılan değerli misafirler, farklı köylerimizden gelip buradaki bu mutluluğumuzu, bu heyecanımızı paylaşan çok değerli diğer köylerden gelen misafir kardeşlerim, kıymetli Yeniköy halkımız, hanımefendiler ve efendiler, camimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Şimdi burada tabii çok kıymetli hocalarımız var. Camilerin muhtevası, camilerin ehemmiyeti ve icra ettikleri görevler hakkında konuşacak değilim. Onları hocalarımız elbette ki paylaşacaklar. Ama bildiğimiz bir şey var ki, camide ibadetlerin yapıldığı, müminlerin bir araya geldiği, istişarelerini yaptıkları, tavsiyelerini, telkinlerini, önerilerini yaptıkları mekanlar. Doğruları tavsiye ettikleri, eksik ve yanlışlardan da müminlerin men ettikleri mekanlar. Müminlerin toplanarak birbirleriyle kalp gözüyle konuşmaları, ruh gözüyle konuşmaları, beden diliyle birbirlerine anlattıkları, anladıkları ve beraberce ortak faydalarda bir araya geldikleri mekanlar. Camileri ancak müminler onarır, müminler yapar, müminler yaşatır ilkesi bizim temel kaidemiz, temel ilkemiz olmuştur. Yeniköy halkımızın yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir geceli gündüzlü burada bir faaliyet içinde bulunduğunun en yakın şahitlerinden biriyim. Gerek dernek başkanımız, gerek köy muhtarımız, gerek buradaki imam arkadaşlarımız ve gerekse gönlüyle buraya her zaman değer katan ve bu konuda çalışmalarını gece gündüz demeden aksatmayan bir inanmış köy halkı vardı. Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla biz sadece ibadet yapılacak bir yer değil, geleceğe köyümüzü taşıyacak bir eser yapmak istiyoruz diyorlardı. Ve bu söylediklerinde sonuna kadar dimdik ayakta durdular. Gerçekten bu vakarlı duruşun, bu kararlı iradenin ve yılmayan koşuşturmanın sonucudur bu eser. O bakımdan başta dernek başkanımız Mehmet Bey olmak üzere köy muhtarımıza, buradaki imam arkadaşlarımıza ve köyümüzde gece gündüz demeden bu eserin ortaya çıkmasına gayret gösteren, çalışan Yeniköy halkına Aşkale Belediye Başkanı olarak şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafirler, kıymetli Yeniköy halkımız, değerli Aşkaleliler. Gerçekten güzel bir çalışma, güzel bir eser. Acizane Aşkale Belediyesi olarak da caminin temellerinin kazılmasından bugüne gelinceye kadar derneğimizin, köyümüzün ve köylümüzün yanında olduk. Her aşamasında katkı yapmaya gayret gösterdik. Ama buraya koyacağımız bir turbanın dahi gelecekte bizim yolumuza çıkacağını, bir şekilde bize manevi olarak geri döneceğine bütün kalbimizle inandık. Ve inancın eserini burada sizlerle beraber görüyor olmaktan, inancın eserini burada sizlerle beraber paylaşıyor olmaktan engin bir mutluluk duyuyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmadan şunu ifade edeyim. Bir mübarek cuma günü, bir mübarek beldede ve bir mübarek ortamda bir aradayız. Hepimizin burada ortak bir niyeti var, hepimizin ortak bir amacı var. Kur'an-ı Kerimlerin, Kur'an sedalarının yükseldiği İslam mabetlerini yapmak ve yaşatmak, bu İslam mabedini yaparak bu güzel sesin ve sedanın yükselmesinde emeği geçen tüm Aşkalelilere, tüm yeni köylülere, çevreden katkı yapan tüm köylülerimize ve buraya misafir olarak aramıza gelen tüm Aşkaleli, Erzurumlu ve Türkiye'nin farklı yerlerinden misafir olarak buraya gelen değerli kardeşlerimi gönülden tekrar kutluyorum. Bu kutlu ve mutlu günü hep beraber paylaşmanın onurunu yaşadığımı ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgimle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, çok kıymetli il müftüm, çok değerli Aşkale Belediye Başkanım, ilçe müftü vekilim, çok değerli birbirinden kıymetli Yeniköy'de doğup ama Ege'nin Marmara'nın değişik yerlerinde yaşayan dernek başkanlarım, sevgili Yeniköylüler, değerli Aşkaleliler, bu mutlu günde birileri bizleri birleştiren, gönülleri bir araya getiren hayırsever bütün kardeşlerime Ege'deki Erzurumlar adına şükranlarım, saygılarım arz ederim. Nerede yaşarsak yaşayalım, bizleri öldükten sonra da bu fani alemde isimlerimizin yaşamasına vesile olan hayırlı hizmetlerimizdir. O açıdan dışarıda yaşayan kardeşlerimizin bu hayır konusundaki heyecan dolu yürekleri, bugün Yeniköy'de yaşayan kardeşlerimizin heyecan dolu yürekleri bu ulvi eserin meydana gelmesine katkı sağlamıştır ve bizlere iftar kaynağı olmuştur.
bu açıdan emeği geçen başta sevgili muhtarımız, cami imamımız, dernek başkanımız, yüreğini ortaya koyan, Bursa'da, İstanbul'da, Kütahya'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde yaşayan sevgili kardeşlerimizi Türkiye'deki Erzurumlar adına da yürekten kutluyorum. Allah bu hayırlı hizmetlerin devamını sağlasın. Hepinizi en kalbi saygılarımla, muhabbetle selamlar, saygılarımı sunarım. Hayırlı olsun. Başkanımıza güzel konuşmaktan dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, yoğun programlarından dolayı cami açılışımıza iştirak edemeyip telgraf gönderen kıymetli kişilerin mesajlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşkele Yeniköy Hazreti Ömer Camii'nin açılışı ile ilgili nazik davetiniz için teşekkür ederim. Belirtilen tarihten önce planlanmış bir başka programım sebebiyle açılışa katılamayacağım. Sevgi, birlik ve ibadet mekanı camilerimizin toplumumuzun manevi rehberleri, din görevlilerimiz ve hamiyetperver cemaati ile manevi olarak imar edilmesi dileklerimle Aşkele Yeniköy Hazreti Ömer Camii'nin hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder. Bu vesileyle en içten selam ve sevgilerimi sunarım. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Aşkele Yeniköy Hazreti Ömer Camii'nin açılış törenine dair nazik davetiniz için teşekkür ederim. Peygamber Efendimizin Allah rızası için mescit inşa eden Yüce Allah, onun bir benzerini o kimse için cennette inşa eder müjdesine Aşkele Yeniköy Hazreti Ömer Camii'nin yapımında maddi ve manevi emeği olan herkesin nail olabilmesini Yüce Allah'tan niyaz eder. Bu vesileyle selam ve muhabbetlerimi sunarım. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez. Ve efendim son olarak da daha önceden belirlenen programım nedeniyle nazik davetinize katılamıyorum. Aşkale Yeniköy Hazreti Ömer Camii'nin ibadete açılışının hayırlı olmasını diler, size ve tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Başbakan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Emrullah İşler. Hamdülillah ve salaten ve selamen ala Resulillahi ve bihi nestaîn. Değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Aşkale Belediye Başkanı, değerli protokol, değerli dernek başkanları, muhtarları, basınımızın güzide elemanları ve bugün bu yeni köyümüzde Hazreti Ömer Camii, güzel camimizin açılışına iştirak etmek üzere uzaktan yakından icabette bulunan hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cenab-ı Mevla Hacı Bayram Camimizin imamının da tilavet ettiği gibi, hemşerimiz, değerli hocamızın okuduğu gibi, اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اِلٰى آخِرَيَ. Camileri, mescitleri, cemaatin toplanıp namaz kıldığı yerleri ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler inşa ederler, imar ederler, yaparlar. Namaz kılanlar, zekat verenler yaparlar. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ. Ancak ve ancak haşyetullah, Allah'tan korkanlar yaparlar. Çünkü onlar bilirler ki yeryüzü insanları eğer huzur arıyorlarsa, mutluluk arıyorlarsa, eğer gençlik huzur arıyorsa, mutluluğu arıyorsa, huzur ve mutluluk 14 asır evvel ta Medine-i Münevvere'den Hayyâlel Felâh, Hayyâlel Felâh diyerek çağrıyı dünyaya duyuran Bilal-i Habeşilerin çağrısına, hadin huzura, hadin huzura çağrısına kulak vermektedir. Huzurun, huzurun kaynağı. Hayyâle selâ, hayyâle selâ ifadesine kulak vererek, hadin namaza, hadin namaza çağrısına kulak vermek,
gönül vermek, koşmak ve camide buluşmak. Gençlik huzur arıyorsa eğer, huzur camide, cemaattedir. Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayeti kerimelerdedir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi ve muhabbetindedir. Ebu Bekirlerdedir, Ömerlerdedir, Osmanlardadır, Alilerdedir. Biz gençlerimize Ebu Bekir deriz, onun gibi doğru olsunlar diye. Biz gençlerimize Ömer deriz, onun gibi adil olsunlar diye. Biz gençlerimize Osman deriz, haya ve hayada örnek olsunlar, timsal olsunlar diye. Biz ilimde, şecaatte ve cesarette Ali olsunlar diye çocuklarımızın ismini Ali koruruz. Hasan deriz, Hüseyin deriz, Ayşe deriz. Cennetlik hanımların efendisi olan, komşusu olan Ehl-i Beyt'in anası Hazreti Fatıma ismini koruruz kızlarımızın adına. Neden? Çünkü yetişen nesil huzuru burada bulacaktır. Bu isimlerde bulacaktır. Bu camilerde bulacaktır. O yüzden diyoruz ki, camileri yaptıran müminler, ahirete iman edenler, namaz kılanlar, zekat verenler, hepsinden Allah razı olsun. Bugün burada güzel bir şeyin şahitliğini yapıyoruz. Hem mübarek bir gündeyiz, hem de Hazreti Ömer Camii'ni açıyoruz. Köyümüze hayırlı olsun, ilçemize hayırlı olsun, Erzurum'umuza hayırlı olsun. Rabbimizin lütfuyla bütün Türkiye'mize hayırlı olsun. Çünkü burası sevginin, saygının, muhabbetin, aşkın olduğu yerdir. Burada, bu camilerde kin yoktur, öfke yoktur, kırgınlık yoktur, kavga yoktur. Orada sevgi vardır, muhabbet vardır. Bizim yaptığımız camiler, yeryüzü insanlığına barışı, birliği, beraberliği telkin eden yerlerdir. İftirakı değil, hilafı değil, muhalefeti değil, kavgayı değil, kardeşliğin merkezidir bizim yeryüzünde Beytullah'ın şubesi olan camilerimiz. Onun için diyoruz ki, bu Hazreti Ömer Camii'nin yapımında köyümüzün muhtarı başta olmak üzere, dernek başkanı başta olmak üzere, hasreten gecesini gündüzüne katarak şu güzel camiyi buraya kazandırmada çalışan hocamız, camimizin imamı Recai hocamız başta olmak üzere bütün bu kardeşlerimize teşekkür ediyorken, aynı zamanda bu camiyi yapmaya teşvik etmeleriyle, hayra vesile olmalarıyla beraber bu hayrı yapan hayır sahiplerinden de Allah razı olsun diyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Aşkale Belediye Başkanımız ve Başkanlığımız, valiliğimizin de burada katkısı vardır, kaymakamlığımızın da katkısı vardır. Ve siz Yeniköy'deki halkımızın, ben inanıyorum ki hanımefendilerin de katkısı vardır. Şu camide benim de bir tuğlam olsun, bir torba çimentom olsun diye hayrı hasenatta bulunan hanımefendilerin de hayrı vardır. Ve cemaatimizin hayrı vardır. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hayrınızı kabul etsin inşallah. Peygamber Efendimiz ne güzel buyuruyor. Men bena lillahi mesciden, benallahu lehu kasran fil cenne. Her kim yeryüzünde bir mescit, bir cami inşa eder, yapar, yaptırır ise Allah da onun için cennette bir köşk yapar diyor. Rabbim cennet-i alada buluşmayı, cennette buluşmayı, şu camide buluştuğunuz gibi, şu cumada bir araya geldiğimiz gibi bir arada olmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Ey Yeniköy, Yeniköy köyümüzün cemaati, bakın bugün İl müftünüz sizinle beraberdir. Sayın vali vekilimiz sizinle beraberdir. Sayın Aşkale kaymakam vekilimiz sizinle beraberdir. Belediye başkan vekilimiz Büyükşehir beraberdir. Aşkale belediye başkanımız beraberdir. Bütün devairin ileri gelenleri sizinle beraberdir. Elhamdülillah, birazdan da ezanlarımız okunacak. Hep beraber cuma namazını Allah için kılacağız inşallah. Biz Allah-u Ekber der namazda Rabbimizin karşısında kıyama dururuz. Sonra Allah-u Ekber der, iki büklüm olur, rükûya gideriz. Yetti mi? Yetmez. Ve yine biz Peygamber Efendimizin اَقْرَبُ مَا يَكُرُ عَبْدِمِ الرَّبِّ وَهُوَ سَاجِدْ تَكْرُ دُعَى. Kulun Allah'a en yakın olduğu makam secde makamıdır hadis-i mucibinde. Alınlarımızı, ayaklarımız hizasına götürürüz. Gençler, genç kardeşlerim,
alınlarımızı ayaklarımızı aslına götürürüz Allahu Ekber diyerek. Biz dünya namına hiçbir şeyin karşısında bu denli eğilmeyiz. Makamın mevkinin karşısında, paranın pulun karşısında, bağın bahçenin karşısında eğilmeyiz. Ama Rabbimizin karşısında, mabudun bir hak olan Allah'ın karşısında alınlarımızı ayaklarımızı asla kadar götürür. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allah'ım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi alnımı ayaklarımızı asla götürüyorum. Ne olur beni kulluğuna kabul et deriz hep beraber. Yeryüzü insanlığı buna muhtaçtır. Tek dişi kalmış batı uygarlığı buna muhtaçtır. Allah'ın karşısında secdeye muhtaçtır. Eğer onlar da huzur arıyorlarsa yeryüzündeki zulme son vermeliler. Suriye'deki zulme, Mısır'daki zulme, Irak'ta, Kerkük'teki zulme, Kırım'daki kardeşlerimize yapılan zulme, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zulme son vermeleri lazım. Miyamir'de, Arakan'da Müslüman kardeşimiz vefat ettiği zaman kabre gömülen Müslüman kardeşimizi dışarıya çıkarıp yakan gözü dönmüş zalim Budistler de bu sese kulak vermelidirler. Onlar da zalim oldular. Filistin'de, Gazze'de Kundak'taki yavrunun başına bombaları akan, bombaları atma emri verenler ve bu emri verenleri destekleyenler, biz duamızda yeri gelince bunu da söyleriz. Allah'ım, Allah'ım, hidayetleri nasipse hidayet, ama değilse bu Filistin Gazze'deki kardeşlerimize bombaları akıtan, akıtma emrini veren, onları destekleyenleri Kahhar ismi şerifinde kahru perişan eyle Allah'ım. El küfrü yedum ve lakinne zulme la yedum. Küfür kıyamete kadar devam eder ama zulüm devam etmez. Mazlumlar zümresi, mağdurlar zümresi, mustadaflar zümresi, onlarla Allah arasında perde yoktur genç kardeşim. Onlar ah dediler mi, onların ahı Allah'a ulaşır ve Rabbim onların hakkından gelir inşallah. Meta nasrullah, ela inna nasrallahi garib. Allah'ın nusreti yakındır. Yeter ki müminler duruşlarını iyi tespit etsinler. Müminler saflarını iyi tespit etsinler. Biz Müslümanlar yeryüzünde Müslüman olsun olmasın her zaman mazlumun yanında yer almışızdır. Velev ki Yahudi dahi olsa bir masum insanı öldürmenin insanlığı öldürmek demek olduğunu bilen bir milletiz biz Allah'ın lütfuyla. Biz yeryüzünde bütün zulümlerin karşısında olduk ve mazlumların yanında olduk. Çünkü bizim dinimiz der ki ey delikanlı kardeşim, senin dinin der ki bir insanı öldüren insanlığı öldürmüş olur. Bir insanı hayata kavuşturan insanlığı ihya etmiş olur. Biz bu duygu ve bu düşünceyle hayatımızı sürdürüyoruz. Genç kardeşim, üstadım dediği gibi kim var dediği zaman köprü başında nöbet tutacak, sağına soluna bakmadan ben diyecek bir nesle ihtiyacımız var. Zaman ona emanet, mekan ona emanet. İnancının, dilinin, dininin, namusunun bekçisi bir nesil. Bu nesil öyle bir nesildir ki, İslam'ı öyle yaşayacak ki, onu öldürmeye gelen onda dirilişini gerçekleştirecek Allah'ın izniyle. Onun için sen neme lazımcı olamazsın, sen bana ne var diyemezsin, sen beni ilgilendirmez söyleyemezsin, sen dünyadaki bütün hadiselere İnnallah hadis-i şerifte peygamberin buyurduğu gibi ittaku firaseten mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakının. Çünkü mümin hadiseleri Allah'ın nuruyla değerlendirir. Peygamberin gözlüğüyle hadiselere bakar. Sen ve ben barış insanıyız, sevgi insanıyız, aşk insanıyız, muhabbet insanıyız. Biz İslam'ı öyle güzel yaşayacağız ki İslam'ın bu güzelliği yeryüzünde sevginin, barışın, aşkın, muhabbetin kaynağıdır. Kaynağı olduğunu da göreceklerdir inşallah. Bugün bu vesileyle ben sözlerime burada son veriyorum. Birazdan camide inşallah devam edeceğiz. Şey geçirmek için bayrağı kaç tane çeksin?
Muhtarımıza plaketini vermek üzere Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Eyüp Tarlacıoğlu'nu davet ediyorum. Sayın Vekilim şu tarafa geçelim. Şöyle mi geçelim? Abi şu telefonu oradan indirme, biz aramıyoruz. Yeniköy Camii İmam Hatibi Recai Küçük Hocamıza plaketini vermek üzere Sayın Aşkale İlçe Belediye İlçe Kaymakam Vekilimizi huzurunuza davet ediyorum. Fatih Amir. Aziziye Kaymakamımız Kaymakam Bey. Evet. Uğurlu olsun. Allah'a izin etsin. Hayırlı olsun. Amin. Amin. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la kuvveti lillil tabi'in ve la uzvane illa ala alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı bağışla. Ya Rabbi nefsimizi neslimizi ıslah eyle. Ya Rabbi bizleri peygamberin yolundan ayırma. Ya Rabbi bizleri ehli beyt yolundan, ehli sünnet yolundan ayırma. Ya Rabbi bizleri sahabe-i kiram yolundan ayırma. Ya Rabbi alemin bugün buraya şu cuma mübarek vakitte toplamış bulunmaktayız. Hazreti Ömer Camii'ni hayırlara vesile ya Rabbi. Hazreti Ömer Camii'nin yapımında emeği geçenlerin ahirete göçenlere rahmet eyle ya Rabbi. Hayatta olanlara bereketli ömürler nasip eyle ya Rabbi. Bu caminin yapımında maddi manevi katkısı bulunan bütün kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Bu camimizi hem yeni köyümüze, hem Aşkale ilçemize, Erzurum'uza, bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya buradan sevginin, barışın, muhabbetin çıkacağı bir mekan eyle, bir mabet eyle ya Rabbi. Bu camimizi cemaatsiz bırakma ya Rabbi. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin olduğu bu güzel camimizde, Hazreti Ömer Camii'nde cumaların, hutbelerin, vaaz nasihatların yapıldığı ve dinleyen cemaatimizin olduğu bir cami eyle ya Rabbi. Cemaatin kol eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, Türkiye'mizde, cennet vatanımızda birlikle beraberimizi bozma ya Rabbi. Birlikle beraberimizin alameti olan ve semada dalgalanan ay yıldızı bayrağımızı yerlerden aşağılara indirme ya Rabbi. Ve yine şehadetlerin temeli olan ezanlar ki minarelerimizden indiranan ezanlarımızda minarelerimizde ezansız ilerleme bırakma ya Rabbi. Birlikle beraberimizi bozma ya Rabbi. Bir cennet vatanda birle beraber olmayı cümlemize nasip ya Rabbi. Bu vesileyle hastalarımızda ve evlerimizde hastalarımız vardır. Onlara acil şifalar Şafi ismi şerifin hürmetine lütfen ya Rabbi. Borçlu olanlar, dertli olanlar vardır. Huzuru bozulanlar vardır. Bu kardeşlerimize de genişlikler ve huzur nasip eyle ya Rabbi. Özürlü ve engelli kardeşlerimiz var. Onlara bakan babaları, anneleri var. Bu kardeşlerimize de Eyüp Aleyhisselam sabrını nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Bugün burada şahitliğini yaptığımız gibi imamın cemaatine, cemaatin imama şahitlik yapacağı mahkemeye kübrada da bizleri utandırma ya Rabbi. Resulü Kibriya'nın şefaatine orada cümlemizi nail eyle ya Rabbi. İmanla, Kur'an'la, kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim.